Arkadaşlar, 9 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında dünya değişmeden seyahatli bir Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti seyahat tecrübem oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim, o yüzden burada oturuyorum. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti diğer ismiyle Kuzey Kore, daha da çok bilinen ismiyle benim ayak bastığım 52. ülke oldu ve sanırım unutamayacağım, en çok unutamayacağım birkaç ülke arasına da şimdiden girdi. Bunun çeşitli sebepleri var. Öncelikle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hakkında basında, yazılı ve görsel yayında çok fazla haber bulabiliyorsunuz ama bunlar aşırı derecede taraflı haberler. Yani bazıları gerçeği yansıtıyor olsa da kısmi olarak. Genel olarak abartılı şeyler. Ben de neden gidip görmeyeyim ki dedim. Çünkü bir insanın ön yargılarını kaldırabilecek en güçlü şey seyahattir. Bir insan eğer ön yargılarını seyahatle de kaldıramıyorsa, o ülkenin kalemini kırıp hükmünü vermişse, hiçbir şekilde başka bir şeyle de ön yargıları kaldıramaz. Seyahat sizi hem düşüncesi uzak olan insanlara yakınlaştırır, hem empati yeteneğinizi güçlendirir, hem de size benzer olan şeyleri de size yaklaştırır aslında. Kore'de benim gözlemlediğim şey, hepimizin insan olduğu ve insanların ne kadar sıcakkanlı olduğu. Hep ifade ediyoruz, diyoruz ki çok kapalı bir toplum, dışarıya açılmamış. Ben oradan döndükten sonra belli açılardan, tabii ki tamamen değil, kapalı bir toplum olmanın da faydalı olabileceğini, güzel olabileceğini gözlemledim. Mesela insanlar gerçekten çok saflar, çok temizler. Bakışları, o güzellikleri dışa yansımış gerçekten. Yani gülümsediğiniz zaman size direkt olarak gülücükle cevap veriyorlar. İşte el salladığınız zaman direkt olarak el sallıyorlar. Yani bunların hepsinin emir olması bana çok saçma geliyor. Hani böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünmüyorum en azından ben. Tabii ki gidenler, gezenler farklı düşüncelerde geri dönebilirler. Farklı anılar biriktirebilirler. Ama benim düşüncem gerçekten Kuzey Kore'nin bahsedildiği bir gibi bir canavar olmadığı yönünde. Yani gerçekten özellikle insanlarıyla çok güzel bir ülke. Zaten Kore ifade edilirken, yani Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ifade edilirken ülkenin insanları değil, insanların ülkesi olarak ifade ediliyor. Bu da çok önemli bir şey bence. İnsanların güzel olması ülkeye de yansımış. Ben öyle değerlendiriyorum.
Gittik. Hepimizin tabii ki ön yargıları vardı. Bununla alakalı bir yazı da yazdım. Onda da bahsettim bundan. Çok tatlı bir çiftimiz bize eşlik etti bu gezide de. Vural abi bir tanesi de. Vural abi bana yaklaştı, şey dedi seyahatin başlangıcında. Tabii iki tane rehber var kural olarak. Onlar size eşlik ediyorlar. Onlarla da arkadaş oluyorsunuz zaten daha sonradan. Böyle bir devlet ajanı gibi bir olay yok yani. Geldi, ya ben bu erkek olandan, ajandan biraz tırsıyorum ya falan dedi. Öyle mi Vural abi, normal bir insana benziyor vesaire dedim. Döndüğümüz günse el öpmeyi öğretmişler o ajana. Vural abiyle Saim ablanın elini öpüyordu. Siz benim Türkiye'deki ailemsiniz, eğer mümkün olursa gelmek, sizi de görmek istiyorum diyerek ağlıyordu. Buradan aslında ne kadar insani bir şey olduğunu, o rehberlerin de devlet refleksiyle değil gayet insani düşüncelerle hareket ettiğini ve sizinle iletişim kurmaya ne kadar açık olduğunu görebiliyorsunuz. İnsanlarla da gayet bağlantı da kurabiliyorsunuz. Örneğin biz bir mağazaya gittik. Mağaza diye ifade ediyorum ama bir süpermarkete gittik. 3-4 kattan oluşan. Üste insanların yemek yediği yere gittik. Onlarla beraber kahve içtik. Başka arkadaşlarımız dışarıda otururken işte insanlarla beraber mantı yemişler, muhabbet etmişler. O açıdan insanlarla bağlantıya geçebilmek açısından da bir problem görmüyorum ben. Bu şekilde ifade etmek gerekirse ön yargıların kırılmasının mümkün olduğu, ön yargıların kırıldığı, sevginin ön plana çıktığı, insan olmanın ön plana çıktığı bir seyahat geçirdim ve en ön yargılı olan insan bile, inanın bana, ben Alman turistle de konuştum. Başka milletlerden gelen Rus turistle de konuştum. Çinli turistlerle de konuştum. Bizim grubumuzda olanları da biliyorum. İnsanlara sorduğumuz zaman her halükarda çok enteresan bir ülke. Geldiğimiz için çok memnunuz. Ve ayrıca ön yargılarımızı da belli ölçülerde kırma imkanına sahip olduk diyorlar. Ve gittikleri zaman da insanlar bu ülkeyi gayet de güzel bir biçimde anlatıyorlar. Beni en çok etkileyen kısmı ne oldu? İnsanlardan sonra. İnsanların el değmemişliği, saflığı beni çok etkiledi dedim. Birinci sıraya onu koyabilirim. İkincisi ise eğitim sistemi. Mesela burada önümde ve muhtemelen de arkamda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti İşçi Partisi'nin sembolünü, bu sembolün anıta dönüşmüş halini ve onun minyatürüyle resmini görüyorsunuz. Diğer sosyalist rejimlere, sosyalist yönetimlere nazaran, onlardan farklı olarak köylüyü temsil eden Orak, işçiyi temsil eden Çekiç yanında bir de öğrencileri, eğitimi temsil eden bir boya fırçası var. Boya fırçası olmasının sebebi de sanatçılara atıfta bulunuluyor olması değil, eskiden pirince batırılıp boya fırçası daha sonradan yazı yazılırmış geleneksel haliyle, o sebeple. Haftanın 6 günü okul var. Okulun çıkışında 5000-6000 kişinin eğitim görebildiği ortalama çocuk sarayları var. O sarayları da ziyaret ettik ve orada gerçekten çocuklar çok küçük yaşlarından itibaren modern veya geleneksel bir dansı, bir müzik aletini gayet de profesyonel bir biçimde öğreniyorlar ve oraya gelen turist kafilelerinde bunu sergiliyorlar. Benim en çok etkilendiğim şeylerden bir tanesi o oldu.
maskenisi örnek verebilirim. Gerçekten bizim ona denk geliyor olmamız büyük bir şanstı. Çünkü daha önceden de giden insanlar oldu. Özellikle bana tavsiye eden arkadaşım da gitmişti ama Maskems'e denk gelme fırsatı olmamıştı. Onu takip edememişti. Peki nedir bu Maskems? Bildiğiniz gibi dünyanın seyirci kapasitesi açısından en büyük stadyumu Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da. Ve orada belirli aralıklarda 100 bin kişinin sergilediği, 100 bin amatör öğrencinin sergilediği bir performans var. Buna Maskems deniyor. Hem turistler hem de Koreli vatandaşlar, yurttaşlar bunu büyük bir heyecanla takip ediyorlar. Biz de gittik. Ben videolarını görmüştüm ama bu kadar güzel olabileceğini düşünmüyordum. Yani şimdi ben böyle konuşunca, övünce benim ön yargılarım hiç yokmuş gibi anlaşılmasın. Ya yani benim de çok ön yargım vardı. Ama gittiğim zaman gördüm ki kolektif emeğin ortaya çıkarılması, bir insanın bireysel olarak da ne kadar önemli olduğu ama topluluk halinde de ne kadar büyük işler çıkarabildiği çok güzel bir şekilde sergileniyor ve bir insanın sorumluluk almasının ne kadar önemli olduğu, çocuk yaşlardan itibaren bu sorumluluğun alınması gerektiği ve bunun geleceğe de nasıl yansıdığı çok net bir biçimde görülüyor. Onun haricinde çok bahsedilmeyen bir şeyden bahsedeceğim. Gerçekten doğal güzellik açısından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti çok görülmeye değer. Şimdi bildiğimiz üzere güneyde de bir devlet var, Güney Kore. Oranın da doğal güzellikleri tabii ki ön plana çıkıyor ama yapılaşmanın da fazla olmasıyla beraber Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin doğal güzellikleri daha da el değmemiş biçimde size sunuluyor. Peki güzergah konusunda ne söyleyebiliriz? Bizim gittiğimiz tur 4-5 günlük bir turdu. Ancak bir Belçikalı grupla karşılaştık. Onlar 12 günlük turla gelmişler. 12 günlük turda ziyaret ettiğiniz şehir sayısı da artıyor. Helikopterle sınırdaki bir dağa gidip orada doğal güzellikleri inceleme olanağınız da olabiliyor. Bizim ziyaret ettiğimiz 2-3 şehir vardı. Ben onlardan da gerçekten çok etkilendim. Yani yalnızca başkente götürüp sizi orada gezdirip döndürmüyorlar. Yani oraya kadar gelmişken 9.000, 10.000 kilometre yol kat etmişken bir şehre daha götürelim diyorlar. Orada Güney Kore bayrağını da net bir şekilde görebildiğiniz sınıra geliyorsunuz. Sanırım Güney Kore gezildiği zaman da o tarafa geziler oluyormuş. Fotoğraf çekme olayına gelince fotoğraf çekebiliyor olmanız kural, çekemiyor olmanız istisna. Yani Türkiye'de de askeri bir bölgeye gittiğiniz zaman dört dilli olarak burada fotoğraf çekemezsiniz diye çok net bir biçimde yazan bir tabela görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde biz iner inmez tabii Türkiye'den gelen biraz da şaşkın etrafa bakan insanlar olarak rehberimize şeyi sorduk. Şimdi biz nerede fotoğraf çekebileceğiz, nerede çekemeyeceğiz? Dedi ki yani biz çekemezsiniz demediğimiz sürede çekebileceksiniz. Hani biz size söyleyeceğiz. Gerçekten de çekilmemesi gereken yerlerde söylediler. Kurallar net bir biçimde dile getiriliyor. Zaten kafanızda bir soru işareti kalmıyor. Ona göre siz de kendinizi ayarlayabiliyorsunuz. Yani benim Kore'de çektiğim fotoğraf sayısı 1000'e yakın. Yani kısıtlı olsa bu kadar fotoğrafı nasıl çekebilirim? Herhalde bir yeri 100 defa falan çekmem gerekirdi yani. Öyle bir şey yok. O konuda da dedikodulara, propagandalara aldanmayın derim ben. Benim gezimle alakalı söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Size de çok çok tavsiye ediyorum. Sosyal medyadan da gerçekten kötü tepkiler de aldım. Linç olarak değerlendirilebilecek bir şey bir şekilde. Ama bunun çok üzerinde durmadığımı da söylemek istiyorum. Çünkü ayrılırken bizim o ajan diye bahsettiğimiz rehber bana sen benim yoldaşımsın lütfen beni unutma diye sarıldığı zaman diğer kadın olan rehberimiz gözyaşları içerisinde lütfen bizi unutmayın, ülkemizi de bizi de anlatın dediği zaman sizin kara propagandalara da işte tırnak içerisindeki linç girişimlerine de aldanmayacağınızı düşünüyorum. O tecrübeyi siz de yaşayın. Daha sonradan gelin aynı linçi de siz de yiyin. Çok güzel oluyor diyorum ben buradan. Teşekkür ederim de beni dinlediğiniz için.